yaşarım. Yani 25'e salı günü. Ve arkadaşlar dün kaladan çıktık çoktandır. Sabah 5'te uyandım ben. Çok güzel bir otelde kaldık. Otelin adı Araba Otel. Tim Hortons'ın önünde park ettik. Tim Hortons'ın hem internetini kullandık hem de arabada yattırıyorduk. Sonra ben 5'te uyandım. Hastalandık ettik diyene kadar içtik. Yani hastalandık derken oyalandık. Saat 7, 8'de çıktık yola değil mi galiba? Ya 7 ya 8. Şu an saat 11.15 ve şu an şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 401 numaralı otobandayız, Toronto'dayız ve gerçekten yani hayatı ömrümde Toronto gibi bir otoban görmedim. Öbür yollar çok basit, rahattı fakat Toronto'nun otobanı var ya çok terletti. Çok karma karış ve yani en yüksek şerit 5 miydi? 5 şerit mi 6 şerit mi ne yani saydım ve biz köyden gelen insanlarız. Yani gerçekten kardeşim navigasyon falan dedi. Buradan çıkış giriş bilmem ne. Express. Yani çok terledim, çok yoruldum. Ve şu an nihayeten çıktık. Kanada'nın arkadaşlar otobanı çok rahat. İnsanlar yani 140 ben bastım 140 ile basmıyorlar. Çok böyle rahat gidiyorlar. Almanya gibi yani tahtalı köye bir şeyler yetiştirmiyorlar. Güzel. Şimdi aslında otobaya gidecektik ilk öncelikle fakat zaten şu an 11 oldu. Ve sanırım daha bir 400-500 kilometre var. Bir 400 kilometre falan gittik bile. Onun için artık otobaya dönüşte falan uğrarız. Şu an Montreal'a direkt gidelim de şu güzel havayı arabada leş gibi geçirmeyelim. Ona ne dersin? İyi fikir. Tamam. Sağlam varalım. Aynen inşallah. Saat 11.20 ve 10 kilometre sonra bir mola yeri var orada. Yemek yiyeceğiz. Biraz mola yapacağız ve Onur kullanacak. Yoruldum çünkü ben sabahtan beri kullanıyorum. Bu kadar. Devam Montreal'a. Görüşürüz. Saat hala salı günündeyiz. Montreal'a gitmekteyiz hala ve yolu yarıladık. Kingston taraflarındayız şu an. Saat 3. Bütün güzel güneşli günümüzü arabada geçiriyoruz. Arabayı bir saat önce falan herhalde veya iki saat hatırlamıyorum. Bir ev kardeşim de değiştik. Şimdi o kullanıyor. Biraz sallandı galiba kusura bakmayın. Şimdi size ilk deneyimlerimi söylemek istiyorum otoban hakkında. Kanada'yla Almanya'yı tabii kıyaslayabileceğim sadece. İlk öncelikle biraz önce 5 dakika önce kardeşim çok heyecanlandı. Nedenini şöyle diyelim. Bir plaka design neydi ya? İşaretlerde şey gösteriyordu. USA, Amerika'ya buradan gidiyor diyor. Aa abla buradan mı gerçekten? Amerika'ya mı gideceğiz buradan? Ama Amerika'ya şu an gitmiyoruz. Zaten şu an gidemeyiz de. Ben çünkü dikkat et. Vizemi değiştirme sürecindeyim şu an. Tamam ilk deneyimler arkadaşlar. Şu an önümden kamyon şöyle geçiş yaparken bari söyleyeyim. İlk öncelikle kusura bakmayın ama buradaki araba kullanıcılar bilmiyorum hepsi için geçerli olmasa da çok bence yani çok bilmiyorlar mı kuralları diyeyim buranın kuralları mı farklı diyeyim bilemedik. Ama mesela Almanya'da otobanda hani diyelim ki 3 şerit varsa en solda böyle en hızlı gidenler vardır. Orta gidenler vardır. En sağ şeritte de en yavaş gidenler vardır. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar yani soldan da geçiyorlar, sağdan da geçiyorlar, ortadan da geçiyorlar. Kimse kimseye bir şey yapmıyor değil mi Onur? Çoğunlukta. Numara bir bu. Ama bu herhalde her yer için geçerli değil. Tam olarak bilmiyorum. Sonra otobanı gerçekten sevdim. Bir güzel, geniş, sakin ve çok nüfusu yüksek olmadığından arkadaşlar. Yani arabalar çok değil, çok yok. Almanya'da çok daha arabalar geçiyor böyle otobanlarda. Sonra daha dikkatimi çeken şey ne oldu? Yani construction olduğunda arkadaşlar, yollarda inşaat olduğunda Almanya'da sinir oluyorsunuz. Hani tamam otobanları güzel, kaymak gibi. Ama buranınkisi de kaymak gibi. Almanya'daki otobandaki inşaatlar inşaat yazdan bazen 10 kilometre, bazen 15 kilometre sürebiliyor inşaatta ve sinir oluyorsunuz. Çünkü zaten yolları daraltıyorlar ve yavaş yavaş gidiyorsunuz. Burada construction yazınca herhalde böyle bir 200-300 metre falan sürdü Onur. Evet Onur çok onaylıyor, çok muhabbete yüksek şu an.
bir tane daha nokta vardı, onu da söyleyecektim. O neydi? Ha, en hoşuma giden nokta da arkadaşlar, bu otobanlarda hiç görmedim. Radar yok ya. Harika bir şey. Almanya'da her yerde radar var. Ve bu sadece Almanya'da değil, Fransa'da da var, Hollanda'da vardı galiba. Yani burada hiç radara rast gelmedik ve insanlar radar olmamasına rağmen böyle hız kontrolü falan yok. Çünkü kimse gerçekten, yani bilmiyorum, biz herhalde en hızlı burada 140 gitmişizdir. Kimse gitmiyor hızlı. Herkes yavaş yavaş gidiyor. Bu biraz mentalite işi galiba. Çünkü Almanya'da böyle hız, eve yetiş, işe yetiş, hep böyle bir şey olur. Neydi Türkçesi? Böyle yarış şey gibi olur. Burada yok. Herkes böyle relax'tir gibi geldi bana. Ve hatta ben kendi kendime şeyi bile düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Kanada'da insanlar çok kibar ya, her şey için özür diliyorlar ya. Kesin böyle biz geçerken bile içlerinden sorry diyorlardır. Geçtik diye. Kardeşim, esprim güzel miydi? Çok güzel. Evet, şimdi biraz sonra mola yapacağız. Yani ilk otoban deneyimler bunlar arkadaşlar. Öyle. Bu kadar. Yollarda bir de ışıklar yok. O gerçi Almanya'da da yok zaten otobanlarda ışıklar. Araba mola yerleri böyle arkadaşlar. Şöyle. Burası biraz küçükmüş. Ama demin karda baktık. Burası tam Amerika sınırında. Yani gemiyle Amerika'ya geçebiliriz. Çünkü arada nehir var veya island var artık. Ne varsa var, bir şeyler var. Şöyle. Burası küçük, deminki durduğumuz yer daha büyüktü. Evet, burası küçük. Olsun. Tuvalete ben giriyorum hemen, olur. Şöyle. Tim Hortons. Bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Oh, ne güzel soğuk. Burası şu an, bakın 30 derece. Dışarısı çok sıcak. Toronto daha bir feciydi yine. Bak, burası yine bulutlu arkadaşlar ama dışarısı feci sıcak yani. Piştik. Şimdi ise kiraladığımız cici arabamızı gösterelim. Şu arabayı kiraladık biz. Yani gerçi biz seçmedik. Bunu verdiler. Aldık. Ford, Volkswagen. Şöyle küçük bir araba ama çok rahat. Arkada yani küçük, bayağı küçük şöyle gördüğünüz gibi. Şu koltukları yatırdık. Öyle kamp yaptık arabamızda. Yandan şöyle. Önden bu. Arabamız bu. Haydi Montreal yolcuları. Arabamıza atlayın atlayın gidek. Vahay. Hoppa, arkadaşlar. Daha gelemedik. Saat kaç biliyor musunuz? 5.47, 17.47. Yani evet, Montreal'a yani merkezine girmedik. Montreal'a ama geldik. Şu an Montreal'in içerisine girmeye çalışıyoruz ve Montreal'de olduğumuzu anladık. Bakın. Hoppa! Arap radyosu var Montreal'da. Demek ki burada çok Arap yaşıyor. Artık hele şükür arkadaşlar, yani sabah 8'de falan yola çıktık. Şu an akşam 6 oldu ve 1000 kilometre galiba yapmıştık demiştik, değil mi Onur? 1000 kilometre gibi yaptık. Yorulduk mu yorulduk. Artık bir Montreal'ı görelim diyoruz ve hoş geldin, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Hoş geldik, sen hoş geldik, sen hoş bulduk. Hoş bulduk, Montreal konuşuyor evet. Bize. Dur. Şöyle arkadaşlar, Montreal. Şuradan, Centreville, oradan. Arkadaşlar, hala salı günü Montreal'a girdik. Saat şu an 6.46 ve yani girdik ettik diyene kadar gerçekten tamamen anamızı ağladı. Çok trafik var. İlk öncelikle ben dedim ki sanki küçücük bir İstanbul'dayız. Trafik çok yoğun. Ve böyle köprüler falan, oradan aşağıdan iniyor, buradan biniyor falan. Şu an... Pardon. Yani ben küçük bir İstanbul'a benzettim ve koku olarak olsun böyle egzoz megzoz kokuyor, sesler geliyor. Burası yani Montreal ve Toronto iki farklı
tartlı ve farklı gezegen diyeyim, dünya bile demiyorum. Tamam ya, gidebiliyorsun 500 metre. Çok farklı, bakın şu binalara bakın. Yani sevdim mi sevmedim mi şu anda aşk edeyemem. Şuna bakın mesela. Güzel mi? Yani Toronto'dan çok farklı. Ve burası hoşuma gitti mi gitmedi mi şu anda bir şey diyemem arkadaşlar. Arabayla merkeze inmeye çalışıyoruz. Ama kendimi yani evde gibi gerçekten hissediyorum. Bir seneden beri ben Toronto'da yaşasam bile sonuçta bütün hayatım boyunca Avrupa'da, Almanya'da geçirdim ben. Ve onun için şu an kendimi evde hissediyorum. Çünkü burası tamamen Avrupa, tamamen Fransa. Binalar olsun, insanlar olsun. Burada mesela çok hani siyah tenli göremiyorum, Hindistan'da göremiyorum. Aynı kesim vardır. Asyalı. Ben daha çok beyaz tenli arkadaşlar. Şöyle bakın. Güzel. Belli zaten burası tam güzel meydan. Lan. Belli zaten. Vaa. Burası tam meydan. Evet evet. Abi yani. Daha sonra Toronto 2. Evet. Yani gerçekten önce öyle içim falan bir garipti ama dediğim gibi kendimi evde hissediyorum. Güzel, hoş. Burası çok daha küçük yani Toronto'dan minnacık. Onun için trafikte deli gibi. Ve evet benzin atmamıştık burada daha ucuzdur diye. Fakat benzin Toronto'da 1.08'di değil mi Onur? Burada 1.24. İnsanlar beyaz ve burada biraz şey gibi geldi arkadaşlar. Şimdi Fransız eyaleti olduğundan beyaz insanlar biraz daha böyle kendilerini şeyi zannediyorlar, böyle üst kademe zannediyorlar. Onun için böyle bakışları falan daha böyle değişik. Onlara Anya'yı, Konya'yı biz göstereceğiz. Yani ama dediğim gibi şu an güzel, güzel, değişik, çok 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 farklı yani. Şimdi size etrafı gösteriyorum. Artık merkez değişti zaten oğlum. Bizim oğlan hemen Fransızca konuşmaya başladı. Arkadan bisiklet geliyor, bağırıyor. Attention! Onur da duruyor. Hemen uyum sağladı ya. Ya bilmiyorum ya, sanki caddeler daha mı hoşuma gitti? Belki de değişiklik değişik geldiğinden bana şu an daha bir renkli geliyor. Ama yani şu an gerçekten kendimi evde gibi hissediyorum arkadaşlar. Avrupa'dayız. Değil mi? Sen de beğendin değil mi? Kızım şunlar çek, şunlar çek. Bakın şunlar. Bakın evet ya, güzel güzel, gerçekten güzel. Ay bilmiyorum ya, motor yok mu gerçekten? Aa tam meydanındayız ya. Böyle ya, biz genciz arkadaşım, genciz. Ne köyü ne kasaba. Oğlum bırak da şimdi, sen ne diyorsun? Toronto mu, Montreal mı? Önce bir gözük. Gözüküyoruz. Gerçekten güzel ya, hoş. Bakalım. Ama Toronto'yu da özledim. Ama burası da güzel, heyecanlı. Güzel ya, Montreal'ı şeydim valla. Evet, rengarenk ya burası. Valla, şimdi ne diyorsun olur? Tamam geldik işte oğlum, artık yani burası merkez, daha ne istiyorsun? Böyle duramam değil mi? Oh and I love you! I love you! Burası daha böyle sanki eğlenceli arkadaşlar, daha bir kalabalık ve kesinlikle kardeşime şu an dedim. Moda'yı bunlar anlıyorlar çünkü Toronto'da var ya yani, insanlar çok affedersiniz giyiniyorlar. Gökyüzünün rengine bak. Burayı. İşte burası, burası, burası! Evet! Bak şuna bak. Hemen sattık lan Toronto'yu. Toronto çok pahalı bir şehir. Yok be güzel valla. Aa gördüm da, dağı gördüm. Kardeşime bak ya, anında sattı beni ya. Ne diyor biliyor musun? Sen git Toronto'ya, ben Montreal'da kalıyorum. Lan nasıl sattı? Half European, half Canadian. Evet. Arkadaşlar önce tedirgindik, sevdik. Ama cidden diyorum. Toronto'ya göre burası daha da aydınlık, daha da ışıklandırma değil mi? Evet evet, evet ya, daha canlı yani arkadaşlar, daha... Yok ya, sen Toronto'na git, ben sana buraya izin vermiyorum. Yani daha canlı iş olayı bulur muyuz bilmiyorum ama yani kesinlikle daha canlı ve... Atensyon, atensyon! Of of of! Bakın, gerçekten güzel bir şehir ya. Sevdim yani Fransız eyaletini. Şuradan diyor.
Einbahnstraße, tek yön. Şuradan da gidebilirsin yani, geldik artık. Hayır oğlum, zaten park etmeyelim. Nerede park edeceğiz? Geldik yani, merkez işte. Evet. Gerçekten. Tam artık. Arkadaşlar şimdi size son sözlerimi söylemek istiyorum. Yani yapacak bir şey yok, geldik merkezi gördük. Arkadaşlar, iş arkadaşlarım mesela diyordu, Montreal'ı bilenler. Montreal için, Montreal'la yani Toronto'yu kıyaslarsan, Toronto gerçekten iş amaçlı daha iyi, daha şey yer. Yani çok sanayi, iş yerleri var. Fakat burada daha çok yaşanıyor demişlerdi. İnsanlar daha çok kafelere gidiyorlar, eğleniyorlar. Kesinlikle evet, katılabiliyorum şimdiden. Rengarenk çünkü. Rengarenk değil yani, belli insanlar dışarıda. Burası aynı bizim gittiğimiz o yayan gittiğimiz şey değil mi? Abla baksana. Bak plakalar, şeyler, bayraklar. Güzel. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Valla bu videoyu Montreal'la şu an doldurdum. Şöyle bakalım, bayraklara bakalım. Cadde boyunca bütün milletin bayrakları var. Biraz sonra devam göstereceğim. Geçince geçebilince şu lambaları çok anlamadık. Ya biz geçerken şuna mı bakacağız? Buradan şuna mı bakacağız? Şuna mı? Şuna mı? Arabaya bak ya. Ve buradaki arabalar var ya arkadaşlar, harika. Bu zengin ya, buradaki millet zengin. Burada Avrupa arabaları da var yani. Toronto'da hep Hyundai. Bunlar güzel ya. Vallahi görüyor burası musunuz? Birlik beraberlik mi kanlı? Aa, sömürsünler. Sonra birlik. Bayrağımızı görmezsek biraz haksız. Arkada da bayraklar vardı. Cadde boyunca hepsi vardır oğlum. Of. Aa, oradan dağa çıkıyor, anladım. Harika. Yani arkadaşlar, Montreal'a kesinlikle gelip görün. Güzel, heyecan verici. Abla, küçük tatlı. Abla. Ne? Sol taraf. Türkiye cennetim. Benim güzel memleketim. Hello. Türkiye'yi sola koymuşlar. Vay sizi vay. Of of. Anladım ben, burada daha çok festivaller yapılıyor falan dediler. Yani belli. Adamlar eğlenmeyi seviyor işte. Tamam ya, aslında gerçekten buranın sistemini anladım arkadaşlar. Avrupa'yı Fransızlar yani ve kesinlikle eğlenmeyi seven insanlardır. Onun için o sistemi de buraya getirmişler. Çünkü Toronto güzel bir yer ama Toronto gerçekten hani affedersiniz ama eşek gibi çalışıp paranızı kazanırsınız. Fakat burada hani iş olayını bilmiyorum, sadece duyduğuma göre daha az. Fakat burada daha iyi, daha kaliteli yaşanır.